Minecraft'ta da Kurban Bayramı yaklaşmıştı. Kurban Bayramı yaklaştığı için Tepegöz'de kurbanlık inek almaya gelmişti. Allah Allah, ne kadar güzel inekler var. Hemen buradan birisini almam lazım. Ama buradaki ineklerin hepsi çok güzel ya. Nasıl seçeceğim? Kıyamam ki bunlara. Arkadaşlar, bu ineklerin hepsi çok güzel. Lütfen yorumlarda yazın hangi ineği alayım. Bunun adı Yıldız. Bunun adı ise Duma. Bunun da adı Güneş arkadaşlar. Ve son olarak bunun adı da Boncuk. Ama o sırada Tepegöz ineklerle konuşurken beklenmedik bir düşman ineklerin ahırındaki kapıyı paramparça eder. İşte tamam, ne olduysa tam bu sırada olmuştu. İnekler kaçmıştı. Allah Allah, birisi bombamı patlattı. Durun inekler, durun. Niye kaçıyorsunuz? Lütfen durun. Ulan kim bomba patlattıysa, kim bunu yaptıysa onu bulacağım ve hesabını soracağım. Gel lan buraya. Sen merak etme Boncuk, sakın korkma, tamam mı? Bütün arkadaşlarını tekrar geri getirmeye çalışacağım. İntikamımızı alacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Boncuk ve bizim sinirli olan Tepegöz kim bombayı patlattıysa onu bulup ineklerin intikamını alacaklardı. Siz de kimden şüpheleniyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Korkunç evin biricik çocuğu olan ve büyüyünce gökdelen olmak isteyen bu korkunç evden mi şüpheleniyorsunuz? Teknoloji harikası olan bu demir adamdan mı? Çok fazla kaslı ve güçlü olduğu için pantolonları yırtan bu Hulk'tan mı şüpheleniyorsunuz? Yoksa çocukların korkur rüyası olan Granny'den mi? Sabahları iyi, akşamları kötü olan Spider-Man'den mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa bizim insanların parasını çalan ve hırsızlık yapan Hello Neighbor'dan mı? Çiğrek'ten mi? Yoksa pörtlek gözlü olan bu Baldi'den mi şüpheleniyorsunuz? Evet arkadaşlar, kimden şüphelendiğinizi yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Bebek Surat kanalına abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi sorgulamamız başlasın. Evet arkadaşlar, bugün Kurban Bayramı. Vallahi bana hep diyorlardı sana kurban olurum, kurban olurum diye. Vallahi bana kurban olurum diyen arkadaşlar, Kurban Bayramı geldi ya. Hadi bir kurban olun bana. Arkadaşlar bende de çok komikti ya. Yorumlarda itiraf edin, tamam mı? Neyse, şakamız bu kadar. Şimdi çukura geçiyoruz arkadaşlar. Tepegöz'ün ineklerini çalmışlar. Baksanıza aşağıda ineğiyle beraber bekliyor. Bayağı da büyükmüş ha ineği. Vallahi kurbanlık da iyi kesilir. Neyse, burada sorgulayacağımız karakterler var arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan bu Kurban Bayramı'nı özel olan bu çukurda şuradaki silahlarımı alacağım. Kim inekleri kaçırdı onu bulacağız arkadaşlar. Telefonumuzu da alalım. Sizden gelen yorumlar da beni çok etkiliyor çünkü. Yorumlarda şimdiden kimden şüphelendiğinizi yazın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben sorgulamama başlıyorum. Kimden başlasam? Ulan korkunç ev. Şunun tipine bak ya. Lan daha sen yeni doğdun. Ne alaka? Niye inekleri kaçırıyorsun oğlum sen? Ya bebek surat, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim inekle falan işim olmaz. Ya korkunç ev, benim işim olmaz diyorsun ama yani belki de sen ahırsın. Ya ben ahır falan değilim bebek surat. Ben büyüyünce gökdelen olacağım ya. Ben 20 katlı bir bina olacağım. Ya he, ben sana inandım korkunç ev. Arkadaşlar bu arada ahır ne demek bilmiyorsanız, ahır ineklerin yani hayvanların konulduğu yerdir. İşte hayvanların konulduğu yer değilim. Ben gökdelenim. Ya tamam korkunç ev, tamam, sana inandık. Sen gökdelen olacaksın. Tabii büyüyebilirsen olursun. Baksanıza arkadaşlar ya, ya bu büyüyecekmiş de gökdelen olacakmış. Daha ben bunun içine giremiyorum. Sen nasıl gökdelen olacaksın? Neyse arkadaşlar, eğer korkunç evden şüpheleniyorsanız yorumlara yazın, tamam mı? Şimdi başkasını sorguya çekeceğim. Ya bebek surat, çabuk ol, inek de ben de çok sinirliyim. İnekle Tepegöz mü öledi mi ya? Pardon, sadece inek mi ölemiş, Tepegöz de hızlı ol demiş. Tamam Tepegöz, hemen hızlı olacağım kardeşim. Kimden başlasam? Ulan Hulk, ulan gel buraya. Ulan inekleri sen mi yedin ha? Şu büyüklüğe, şu kaslılığa baksana. Kesin sen yemişsindir, terbiyesiz Hulk. Bebek surat, ben hiçbir şey yemem. Benim kollarım ve göğüslerim, karın kaslarım doğuştan kasladı. Ya Hulk, beni yemeği bırak ya, yalan söyleme. Sen o kadar büyük ve o kadar güçlüsün ki, o kadar kaslısın ki, şurada bir inek olsa, ineği senin ağzından içine koysak senin biden de gözükmez ya. Şunun büyüklüğüne baksanıza arkadaşlar. Bence Hulk yedi. Hayır bebek surat, ben çalmadım diyorum, sinirlendirme. Tamam lan Hulk, sana inandım. Şimdi başka sorgulamaya geçeceğiz. O ses de neydi lan? İçinden senin bir ses geliyor. Allah Allah ya, bir böyle mi sesi falan geldi.
Bebek surat ne alakası var? Kurban bayramı olduğu için çevreden inek sesi geliyor. Ben inek yemedi. Allah Allah ya. Gerçekten Hulk doğru diyor arkadaşlar. Ama ben yine de Hulk'tan şüpheleniyorum, tamam mı? Tamam Hulk, tamam, sana inandık. Şimdi başka sorgulamaya geçeceğim. Arkadaşlar eğer Hulk'tan şüpheleniyorsanız yorumlara Hulk'u aşağı at bebek surat yazın, tamam mı? Ben sizin o yorumlarınıza kalp bırakacağım ve Hulk'u aşağı atacağım. Neyse şimdi başka sorgulamaya geçelim. Hello Lakeboard, gel lan seni sorgulayacağım. Hah, bir dakika ama seni sorgulamadan önce telefonuma mesaj gelmiş, onları okumam lazım. Ulan karnımdaki ilek bir mölemi bir sus. Bebek surat yoksa seni yediğimi anlayacak. Arkadaşlar sizin attığınız yorumları şimdi okuyorum. Hemen şöyle yorumları okuyalım. Abi korkunç ev yemiş olabilir, baksana ya. Şunun tipinden inek yediği belli. Arkadaşlar ne alakası var ya? Gerçekten korkunç ev mi yedi yoksa inekleri? Sen mi yedin lan, doğru söyle bak. Takipçilerim senin yediğini hayır söylüyor. Hayır bebek, ben yemedim diyorum. Baksana benim kapım bembeyaz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç kan lekesi yok hiçbir yerimde. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Korkunç ev doğru söylüyor. Ben de yediğine inanmıyorum. Siz de inanmıyorsunuz değil mi? Bir başka yorumda da şunu yazmışsınız. Abi Spiderman'in her tarafı kan, görüyorsun her yeri kıpkırmızı. Onu aşağı at, kesin inekleri o kaçırdı ve o yedi. Ulan Spiderman, gel lan buraya. Bütün inekleri sen mi yedin lan, doğru söyle. Örümcek adam senin, şu tipe bak. Her tarafı örümcek kaynıyor. Spiderman nenenene Spiderman. Allah Allah arkadaşlar ya, baksanıza hala şarkı söylüyor. Kurban bayramınız mübarek olsun. Senin de bayramın mübarek olsun örümcek adam. Ama ne bebek sürer. Arkadaşlar Spiderman'e ne yapacağımızı unuttum ya. Yorumlara yazın. Vallahi şu anda aklım allak bullak. Ya sen kurbanı filan boşver de bebek surat. Gel Adana kebap yemeye gidelim. Örümcek adamla Adana kebap yemeye mi gideceğim ya? Bir git başımdan. Arkadaşlar yorum gelmiş. Evet ben Spiderman'i çukura atacaktım değil mi? Ulan örümcek adam sen şimdi görürsün. Celladın geliyor lan. Celladın geliyor. Ölkeber terbiyesin. Umarım bebek surat beni sorguya çekmez ya. Hulk'la beraber işbirliği yaptığımı anlarsa var ya. Tamamdır, örümcek adamı hallettik. Şimdi sıra başkasında. Kimi sorgulasam kimi sorgulasam. Ulan Iron Man, ulan Demir Adam gel buraya. Sen robot gibisin ama sen de bir insansın sonuçta, et yersin. Doğru söyle. Ya bebek surat Allah aşkına neyi doğru söyleyeyim ya? Ben yapmadım. Ya Demir Adam tamam, seni ilk defa sorguya çekiyorum. Niye böyle talaşlısın? Niye böyle kızgınsın sen? Ya bebek surat daha sen kelime kullanmayı bilmiyorsun. Gelmişsin burada bana sorgu yapıyorsun. Bir yürü git işine be. Bak Demir Adam, bak kardeşim benim. Bak adam akıllı konuş benimle. Yoksa var ya bütün demirlerini, bütün üzerindeki şu demirleri var ya, giderim hurdacıya satarım, kimsesiz kalırsın ha. Allah, benim demirlerimi eğer sökerse var ya içimdeki etleri görür. Sen kendi kendine ne konuşuyorsun Demir Adam, söyle de biz de bilelim yani. Umarım Demir Adam bizi satmaz. Eğer bebek surata öterse ikimiz de yok oluruz. Eğer bebek surat beni aşağı atarsa roketlerimi açar ve uçarım. Hiç sıkıntı değil benim için. Arkadaşlar valla bunlar kendi kendine konuşuyor, fısıldaşıyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sizin şimdi yorumlarınızı okuyacağım. Bakalım Demir Adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle yorumlarınızı okuyalım. Ha? Abi Demir Adam uçacakmış, kaçacakmış. Hemen onu silahla vur ve aşağı at. Abi Demir Adam suçlu. Abi Demir Adam Hulk'la beraber işbirliği yaptı. Abi Demir Adam yedi, Hulk yedi. Arkadaşlar siz ciddi misiniz ya? Eğer Demir Adam ve Hulk yaptıysa şimdi ikisini de aşağı atacağım. Gel lan buraya ayrım ben. Şimdi seni aşağı atacağım. Öl geber lan terbiyesiz. Hadi Boncuk hadi. Siz beni ayrım hayatta yakalayamazsınız. Ben Demir hadi. Adamım ayrım benim. Ha? Ne oluyor? Hayır dur inek hayır. Oh. Ya gerçekten oha diyorum ya, bu nasıl bir inek? Gerçekten inek bir anda Terminatör'e döndü ya. Müthiş bir inekmiş gerçekten. Ulan sıra kimde şimdi? Hulk sendeydi. Demir Adam'la beni izleyen arkadaşlarım seni de atmamı söyledi. Bütün inekleri sen kaçırmışsın Demir Adam'la birlikte. Hayır bebek surat hayır, lütfen beni atma. Sana söz veriyorum bir daha yemeyeceğim inekleri. Ya Hulk inekleri yememde sıkıntı yok ama gidip başkasının ineklerini çalıyorsun. Ya ne kadar güçlü birisisin baksana. Kasların var, karın kasların, göğüs kasların. Bu kol kaslarına bak ya, şu bacak kaslarına, bacağın büyüklüğüne bak. Sana ayakkabı dayanmaz. Ne kadar güçlüsün, git bir tane inek bul, kendi ineğini kendin ye.
ama hırsızlık yapma Hulk. Hırsızlık çok kötü bir şey. Hayır lütfen atma, hayır. Şimdi seni atıyorum, hadi bay bay Hulk, görüşmek üzere. Hadi Boncuk, bak Hulk geliyor. Hulk'a bir tane tekme at, tamam mı? İşte geldi. Hayır olamaz. Hayır Boncuk gelme. Yaklaşma bana. Hayır inek yapma. Aa, hayır. Neden bana böyle yaptın inek? Neden? Ya Tepegöz sana bir şey söyleyeyim mi? Yanındaki inek inek değil ha. O boksör bir inek. Vallahi Hulk'u da demir adamı da yerle bir etti ya. Bravo inek sana. Arkadaşlar inek nasıl ya? Güzel mi? Yorumlarda yazın. Vallahi çok güçlüyüm. Arkadaşlar şimdi sizin yorumlarınızı okuyacağım. Ve yorumlarda kimi at diyorsanız o kötü karakterleri tek tek atacağım. Evet sırasıyla başlıyorum. Abi Hello Nilkbor'u at. Çünkü Hello Nilkbor bayramda insanlar misafirliğe giderken evlerine girecek ve hırsızlık yapacak. Vay Hello Nilkbor vay. Ulan seni şimdi direkt atıyorum. Terbiyesiz hırsız. Hayır bebek surat, hayır dur ha Durmak yok Hello Nilkbor, durmak yok. Seni öldüreceğim, git lan git, öleceğim ben. Allah ne yapacağım ya? Ben de bir iki insanın koçunu, koyununu, kuzusunu çalmıştım. Ne Granny? Başkalarının koyununu, kuzusunu mu çalmıştın? Öl lan, öl geber, git lan git. Arkadaşlar Granny'yi görüyorsunuz değil mi? İnsanların koçunu, kuzusunu, koyununu çalmış. Tıpkı Hulk gibi. Şimdi sırada başka kim var? Şirek ve Korkunç Ev var. Umarım siz bir şey yapmamışsınızdır beyler. Hayır bebek surat, ben bir şey yapmadım. Ben Şire'yim. Şimdi gideceğim ve ailemle beraber Kurban Bayramı'nı kutlayacağım. Aynen bebek surat, ben de Kurban Bayramı'nı kutlayacağım. Babamla beraber gideceğiz köye. Allah, umarım bebek surat beni yakalamaz ve yalan söylediğimi anlamaz. Tamam Şirek, ben sana güveniyorum. Sen insanların ineklerini çalmazsın. Sana da güveniyorum Korkunç Ev. Sen iyi bir evsin. Ama Valli, sana hiçbir şekilde güvenmiyorum. Çünkü sen zamanında bana ihanet ettin. O yüzden seni ineklerin yani tekvandocu Boncuk ineğin ve Tepegöz'ün yanına atacağım. Sana tekme atsın inek. Hayır, hayir dur 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 bebek. Durmak yok Valli, yola devam. Öl lan öl, geber Valli. Evet arkadaşlar, Valli'yi de attık ve Valli ile beraber bütün kötü karakterleri çukura attık. Tekrardan hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Sevdiklerinizle güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı, çok ama çok uzun Kurban Bayramları görmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Bay bay, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, ben de bebek surat gibi Kurban Bayramınızı kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar, Boncuk da sizin Kurban Bayramınızı kutluyor.